Java programlama, nesne tabanlı programlama, tasarım öğrencileri ve son zamanlarda okulunu geliştirme konularında çalışıyorum. Bugün size sizinle paylaşacağım konu Android Açık Aksesuar Lisesi ve Açık Aksesuar Geliştirme. Öncelikle bir sunum üzerinden kısaca özet olarak ne anlatacağımı paylaşayım. Android Açık Aksesuar kavramı ne? Bu teknoloji bize ne sağlıyor? Ne zaman başladı? Bunu kısaca özetleyeceğim. Akabinde Google'ın öne attığı bu yeni teknoloji ve beraberinde sağladığı geliştirme ortamı, geliştirme kiti, bunların bileşenleri hakkında bilgi vereceğim. Ardından da bir açık aksesuar geliştirmek istediğimizde ne yapmamız lazım, ne tür gereksinimlerimiz var, hangi adımlarda yol kat etmemiz lazım, bunları birkaç uygulamayla sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu açık aksesuar, geçen sene bu zamanlarda, 2011 Mayıs aylarında Google I.O. konferansında duyurulan birçok yeni teknolojilerden bir tanesi. Çok temel olarak yapmak istedikleri bu açık aksesuar arkasında yatan motivasyon, bir Android cihazının dışarıdan herhangi bir Android aksesuarla iletişim kurmasını hedeflemekte. Aksesuarın ne olduğu hiç önemli değil, herhangi bir temel hedefledikleri herhangi bir Android cihazın herhangi bir aksesuar, Android aksesuarla çalışması. Bu teknolojiyi öncelikle Android 3.1'de sundular. Akabinde 2.3.4'e de backpropagate ettiler, yani geriye doğru bir uyum entegrasyonu da gerçekleştirdiler. Buradaki temel mimari şu, elinizde bir Android cihaz var, bir Android aksesuar var, ikisi bir USB kabloyla, USB üzerinden haberleşiyor. Cihazınız, Android cihazınız, bu telefon olur, tablet olur, neyse, bu USB client, USB device olarak işlem görmekte, aksesuar ise USB host olarak işlem görmekte. Bunları biraz daha detaylandıracağım birazdan. Aynı konferansta Google hem bu yeni teknolojiyi teori olarak ortaya koydu, bununla yetinmedi. Aynı zamanda da bir demo kit sağladı. Bu demo kitin içerisinde hem yazılım hem de donanımsal çözüm yöntemleri de var. Yani hani bu aksesuarı nasıl geliştireceksiniz, Android'de bunun karşılığını nasıl yapacaksınız? Bunlarla ilgili örnek uygulamalar demo kit adı altında var. Öncelikle sizle bu Google I.O. konferansından bir iki çok küçük videoyu paylaşmak istiyorum. Birazcık daha hedefledikleri ortamı anlatmak adına. Çok küçük. Evet, burada bir labirent oyunu görüyorsunuz. Sol tarafta bir Motorola Zoom tablet var. Ona bağlı, USB ile bağlı bir tane Android aksesuar var. Bu aksesuar şu an bizim için bir labirent oyunu. Üzerinde bilgi var ve eğime vererek, işte eğimi değiştirerek bilgiyi üzerinde dolaştırıyorsunuz. Ve bunu tablette yapıyorsunuz. Doğrudan gyroskop, akselerometre gibi sensörleri kullanarak. Sonra aynı bunun hemen akabinde bu örneği verenler diyor ki bu bize biraz az geldi. Birazcık daha büyüğünü yapalım. Ne yapabiliriz acaba? Birazcık daha büyük yaptılar. Ve gördüğünüz gibi kullanılan Android cihazı aynı. Yine motoru uzun. Ve USB kabloyla beraber bu bilmiyorum ne kadar servo motor var, ne kadar güçle çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada bir bilye yok, oradan bir bowling topu var. Bu konferansın YouTube'da full versiyonu var, tavsiye ederim mutlaka bakın. Bu iki örneği özellikle verdim. Çünkü Android'in, Google'ın yapmak istediği aslında Android cihazın, bağlanan aksesuarın büyüklüğü hiç önemli değil. Ne kadar şarj, ne kadar güç gerektirdiği, büyük olabilir, küçük olabilir, fark etmez. Her türlü Android aksesuarla konuşmasını temenni ediyor. Temel hedefi bu. Peki, bu noktadan önce nasıldı? Yani bu teknoloji gelmeden önce biz USB yok muydu? Vardı. Android cihazlarda tabii ki USB kullanıyoruz. Ama temel kullanımımız biraz daha farklı. Ne için kullanıyoruz? İşte USB depolamak için kullanıyoruz. Android Divac 1 için doğrudan Divac amaçlı kullanıyoruz. Ya da işte internet paylaşım için, USB tethering dediğimiz internet paylaşım için kullanıyoruz.
Daha önce bu 3.1'den önce aslında USB host özelliği olan cihazlar var. Tabi burada bir kısaca bir giriş yapmakta fayda var. Elimizde iki tane USB ile konuşan cihaz var. Bunların etkileşimi yapabilmesi için bir tarafın USB host olması gerekiyor. Şimdi her Android cihazında USB host özelliği yok. Çok az. Bunun bir nedeni de pahalı olması tabii ki. Ayrıca şunu söylemekte fayda var. 3.1'e kadar USB host olan cihazlarda bunu çok detaylandıramıyordunuz çünkü abisi yoktu. Velhasıl öncesi böyleydi. Yani kullanımı farklıydı. Bu açık aksesuar abisiyle beraber, teknolojisiyle beraber aksesuar modu diye bir kavram ve bir bir ayar getirdiler. Aslında kullandılar diyelim. Burada yapılan şey şu. Android cihazınız bir Android aksesuarla bağlandığı anda aksesuar moduna geçiyor. Ve doğal olarak da USB host ihtiyacı olmuyor. Ne oluyor? Sizin cihazınız USB device araç cihaz olarak işlem görürken bağlanan aksesuarda USB host işlemi yapıyor. Şimdi burada teori olarak Google'un hedeflediği her Android cihaz, her türlü Android aksesuarla uyusun. Teoride çok güzel ama pratikte biraz sıkıntılarımız var. Her şeyden önce her Android cihaz, aksesuar modunu desteklemiyor. Son yeni telefonlarda, işte iOS 4.0 telefonlarda problem yok, aksesuar modunu bulabilirsiniz. Ama önceki telefonlarda aksesuar modu olmayabilir, modu set edilmeyebilir. Bunu hani şu an, yani ister istemez içinizde şöyle bir soru olabilir. Benim de Android telefonum var, acaba aksesuar modu var mı? Bunu anlamanın tek yolu bir aksesuarla denemek arkadaşlar. Bir de bunun temel nedeni, örneğin işte yine bir Android cihazınız var ve bir tane custom ROM yüklediniz. İşte 4.0 yüklediniz var istiyorsunuz. Olması lazım aksesuar modu diye düşünüyorsunuz. Ama maalesef öyle değil. Çünkü aksesuar modu doğrudan kernel seviyesinde ayarlanan bir ayarlama. Ve o custom ROM'u yapan kişi kernel'de böyle bir ayar yapmadıysa, ki çoğunlukla yapmıyorlar, cihazınız çalışmayabilir. Önceden benim denediğim başka bir cihazda olmadı. Başka bir cihazda demek zorunda kaldım. Bu nedenle böyle bir limitasyonumuz var. Ama yeni çıkan telefon, cihazlarda böyle bir problem yok. Bu noktada ayrıca bir de Android Manifest'e ekleyebileceğiniz bir özellik var. O da diyelim ki bir uygulama yaptınız, bu bir Android aksesuarla çalışacak. Siz diyebiliyorsunuz ki işte Use Feature özelliğini kullanarak Android Manifest'te bu uygulama bu aksesuar modu olan telefonlarda görünsün. Bu şekilde bir filtreleme de yapabiliyorsunuz. Şimdi demin bahsettiğim gibi bu konferansta Google hem yazılım hem de donanım boyutunda çözümler sundu. Donanım boyutunda bir tane demo kit tasarladı. Ve bunu bu Arduino üzerinde konumlandırdı bunu, Arduino kartını kullanarak. O yüzden öncelikle kısaca Arduino üzerinden gitmek istiyorum. Bu bir prototip DV kartı, üzerinde mikro denetleyici var. USB ile programlama yapabiliyorsunuz. Her türlü platformda geliştirme yapabiliyorsunuz. Ve açık kaynak. Artı bir özelliği de bir sürü kat atabiliyorsunuz, bir sürü shield atabiliyorsunuz. Örneğin burada görünen sol üst tarafta bir işte altta Arduino, üstte USB shield atılmış. Sağ tarafta LCD görüyorsunuz Arduino üzerine. En altta örneğin bir audio shield'ı görüyorsunuz. Velhasıl Arduino genişlemeye, farklı aksesuarları bürünmeye müsait bir altyapı sunuyor. Google da bu nedenle Arduino tabanlı bir donanım tasarımı gerçekleştirdi. Kabaca hepsini paket olarak demo kit diyoruz. Dediğim gibi bu demo kitin içerisinde hem donanımsal çözümler var, hem de yazılım. Yazılım derken ne kastediyorum? Elimizde sonuçta bir mikro controller var, mikro denetleyici var. Siz buna isterseniz bir firmware yazacaksınız. O firmware'e dahi ilişkin örnekleri var. Hatta demokit.pl olması lazım. Ve bu demo sırasında bir tane Google Shield Arduino üzerine atıyorlar. Bunun üzerinde işte 3 tane RGB'di var. Biri kapasitif olmak üzere 4 düğmesi var, servosu var vesaire. Ve her birini bir Android uygulamayla kontrol edebiliyorsunuz. Bütün bunların kodu demo kit içerisinde zaten hazır. Sıfır noktasında değilsiniz. Yani doğrudan alıp bu demo kitle de yola çıkabilirsiniz. Örneğin sunumda görülen bir Google Shield, yine Google RDK örneği. Ve sağ tarafta da bir
demo kit'in Android uygulaması. Halihazırda bir servo motor bağlı gördüğünüz gibi ve servo motoru doğrudan Android cihazla kontrol etmeniz mümkün. Şimdi burada elinizde ister istemez bir Android aksesuar geliştirmek için geliştirme kartı olmak zorunda. Bu geliştirme kartının çeşitleri var. Bir tane değil, bir sürü var. Bir tanesi Arduino Mega ADK. Demoya çok küçük bir demo hazırladım. Orada elinde benimde Arduino Mega ADK var. Bu doğrudan ADK ile Android ile firmware çalıştırabilen bir ürün. İş piyasada 220 TL'ye bulabilirsiniz. Üzerinde doğrudan USB host özelliği var. Bundan biraz daha ucuz bir çözüm Arduino Uno kullanabilirsiniz. Üzerine USB shield atarak, host shield atarak. Bu biraz daha dediğim gibi daha uygun bir çözüm. Başka bir geliştirme kartı Fondron. Bu biraz daha spesifik bir ürün. İşte insan sıvı aracı, işte radyo kontrolörleri gibi üzerinde ekstra yapılar olan bir geliştirme kartı ve doğrudan ADK ile Android Accessory Kit ile framework ile kullanabiliyorsunuz. İç piyasada bulamadım ama. Peki tabanlı ürünler var. Bu doğrudan Arduino değil. Üzerinde yine mikro denetleyici var. Gördüğünüz gibi örnek hem demo kitini hem de Android'deki örnek uygulamasını da yayınlıyorlar. İsterseniz alabiliyorsunuz. Başka bir örnek Freebino. Başka bir örnek Arty. Nispeten daha ucuz bir çözüm ve Google'ın Shield'ına çok yakın. Cduino diye başka bir kartımız var. Yoyo. Şu ana kadar bahsettiğim bütün o geliştirme kartları aslına bakarsanız bir hariç Arduino tabanlı ve sizin firmware geliştirmeniz lazım. Yani Arduino tarafında protokolünüzü o cihazınıza ait yazılımı yazmanız gerekiyor. Ama Yoyo için böyle bir gereksinim yok. Çünkü doğrudan ADK ile Android cihazlara özel yazılmış ve generik bir protokol zaten yapılmış ve içerisinde konulmuş. O yüzden nispeten bir aksesuar geliştirmek için daha kolay başlamak için. İç piyasada ben açıkçası almaya çalıştım ama edinemedim. Ama takdim fiyat 150 lira olarak veriliyor. Evet, şimdi dediğim gibi bu açık aksesuar da bizi 3.1 ile duyuruldu. Ve COM Android Hardware USB paketinin altında edinilebilir ve motor uzunluğu demo edildi. Daha önce de bir önceki, daha doğrusu 2.3.4 versiyonunda da yine web programı getirilerek COM Android Future USB paketinin altında Nexus One ve Nexus S'de de demo edildi. Şimdi gelelim, bir açık Android aksesuar geliştirmek istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Öncelikle bir geliştirme kartınız olacak, seçeceğiz. Akabinde hiçbir şeye bulaşmadan önce bir protokolünüz düşünmeniz lazım. Tamam, benim işte Android uygulamam olacak. Elinde bir Android işte aksesuar olacak. Bunlar hangi protokolle konuşacak? Yani kim kime ne gönderecek, o alınca onu ne yapacak vesaire gibi. Bunu kafanızda bir modellemeniz öncelikle tavsiye edilir. Oyun akabinde yapacağımız işleri ikiye ayırdım aslında. Birincisi bir aksesuar boyutunda yapacağımız işler var. Bir de Android tarafında, uygulama tarafında yapacağımız işler var. Aksesuar tarafında tabii bu Arduino kullanıyorsak böyle, yoksa hani Yoyo kullanıyorsak firmware zaten yazmıyorum biliyorsunuz, o bir demonda Arduino üzerine. O yüzden aksesuar modunda biz öncelikle bir firmware yazacağız. Önce bir tabii kafamızda ne yapacağımız, uygulamamız ne olacağını düşüneceğiz. Ondan sonra onun gereksinim duyduğu protokolü belirledikten sonra bu protokolü doğrudan bir Arduino firmware üzerine kodlayacağız. Bu C++ kodu arkadaşlar. Bir IDE ortamında kodlayacağız. Bunu yaparken de Arduino IDE'yi indirebilirsiniz söz konusu olan adreste. ADK'nın kendi sitesinde de bütün gereksinimler, yazılım gereksinimleri var ama kabaca Arduino IDE'ye ihtiyacımız var. ADK kütüphane dosyalarına ihtiyacımız var. Bu alt seviye protokol, handshaking yapan klaslar. Aksesuar tarafında bu gereksinimlerimiz. Android tarafı bildiğiniz, normal bir Android geliştirmek için neye ihtiyacımız varsa o. Onun dışında gereksinim olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi nasıl başlayacağız? Öncelikle dediğim gibi kafamızda protokolümüz var. Yapacağımız şey aksesuara firmware yazmak. Bunun için öncelikle ADK kartınızı şöyle göstereyim. Bunu bir USB, normal bir USB ile cihazınıza takıyorsunuz. Ardından Arduino geliştirme ortamını açıyorsunuz, IDE ortamını açıyorsunuz. Birazdan çok basit bir demo ile göstereceğim bütün adımları. Akabinde bu Arduino IDE ortamında hangi kart üzerinde çalışıyorsanız onu seçiyorsunuz. Çünkü Arduino'nun bir sürü kaç çeşitleri var. Biz Mega mesela 25-60 tercih edeceğiz.
portu seçiyoruz. Yani hangi portla bizim bu cihazımız, bilgisayarımız haberleşiyorsa o portu bulup o portu seçmemiz lazım. Device Manager'dan da bulabiliyorsunuz tabi çıkar yaptığınızda. Hemen ardından firmware kodumuzu yazacağız. Çok basit, birazdan göreceksiniz. Çok böyle olmadan bir şey diyeyim. Ve hatta buna sketchle adı verilebiliyor. Bunu kompareleyeceğiz, kompare edeceğiz. Bir problem yoksa da kartımıza yükleyeceğiz. Daha sonra aksesuarda yapacağımız iş bu şekilde sonlanacak. Burada firmware dediğim gibi sıfır noktasında değiliz. Hiçbir şey bilmiyor değiliz. Android'in sağladığı zaten demokit firmware'i var. Bu başta söylediğim o Google Sheet'lerdeki bütün bileşenleri kontrol eden bir protokol zaten yazmışlar. Biraz daha kalabalık. Açıkçası ben bu yorumu kullanmadım. Daha basit. Kendim çok basit bir örnek hazırladım. Onun dışında da ADK ile gelen Android Accessory H ve CVP dosya, kütüphane dosyalarımız var. Ve dediğim gibi C++ kod yazacağız. Bu Arduino IDE ortamı. Burada biraz önce bahsettiğim buradan işte board ve hangi board istiyorsa bunu seçeceğiz. Ardından portu seçeceğiz, seri portumuzu. Arduino tarafı böyle. Android tarafına geldiğimizde bildiğiniz Android projesi yaratır gibi yaratacağız. Level 10 ya da 12 arasından tercih edeceğiz. Cihaza uygulamamızı yaptıktan sonra cihazı yükleyeceğiz. Ondan sonra da cihazı bilgisayarımızdan çıkarıp Android aksesuara takacağız. Bu noktada Android'de işler nasıl oluyor, cihazla nasıl oluyor, bunu bir özetleyeyim örneğe geçmeden önce. Biz her şeyden önce Android uygulamamızın manifest dosyasında diyeceğiz ki bu uygulama şu 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 özellikteki aksesuarlara göre diyeceğiz. O filtreleri yapacağız ve diyeceğiz ki Android platforma herhangi bir aksesuar ihtiyaç edildiği anda sen bu uygulamayı çağır diyeceğiz. Orada bir internet filter mekanizmasını kullanacağız. Velhasıl elimizde iki temel internetimiz var. Aksesuar ihtiyaç ve detach. Aksesuar takıldığında bu internet ve bu action yaratılıyor. Çıkarıldığında tersi detach yaratılıyor. Bu noktada kullanacağımız bazı çok temel cluster, onların da özetlerini yazmaya çalıştım. USB Manager, diğer sürü Manager Cluster gibi işi kontrol eden sınıf ve yaptığı şey bir aksesuar takıldığı anda o aksesuara uygun Android uygulamasını arayıp bulmak. Onun dışında da doğrudan uygulamaya o anda Android cihaza takılı olan aksesuarı, aksesuar listesini, yalnız antiparantez şu an sadece bir tane desteklenebiliyor. Ve o aksesuarı yazmak ve okumak işlemi yapabileceğimiz streamleri döndüren, aynı zamanda izin mekanizmasını çalıştırabileceğimiz metodlar var. Mutlaka kullanacağımız önemli bir sınıf. Diğer bir sınıf USB aksesuarı. Bu da Android cihaza bağlanan aksesuarı tanımlayan nesne. İçerisinde üretici firma adı, model adı, tanımı, versiyonu, işte URL, seri numarası bilgileri var. Bunları birazdan bir örneğini göstereceğim, bazılarının önemi var. Burada örneğimiz yani URL bilgisini doldurduğunuzda şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki bir tane Android aksesuarımız var ama cihazınız uygulama yapamıyor. Eğer bu URL içerisinde bu bilgi verildiyse, yani gidin şuradan indirebilirsiniz uygulamanızı diyebilirsiniz ve otomatik bu URL'in içerisindeki bu referans verdiğiniz sayfa bulunarak söz konusu uygulama indirebiliyorsunuz. Bu da esneklik kazandırıyor. Şimdi örneğine geçmeden önce bence önemli olan bir noktayı vurgulamak istiyorum. Şimdi geliştirmede başlangıç olarak biz normalde bir Android uygulama geliştirirken ne yapıyoruz? Cihazımızı kullandığımızda USB'de takıyoruz, işte geliştiriyoruz, sonra işte ADB kullanabiliyoruz, debug edebiliyoruz. Şimdi burada o güzellik ortadan kalkıyor. Yani debug edemiyorsunuz. Çünkü artık cihazınız aksesuarla uğraşırken cihazınız bilgisayara takılı değil. Geliştirme ortamında takılı değil. Sadece aksesuarla konuşuyor. O noktada nasıl debug edeceksiniz? Pardon. İki tane opsiyon biliyorum bu noktada. Bir tanesi cihazı değil, doğrudan devre kartını pardon, monitör edebiliyorsunuz. Serial monitör diye ekranda görünen bir araç aracılığıyla doğrudan o karta hangi bilgi geldi, ne bilgisi gitti, bunları doğrudan işte serial print eler kullanarak stateler bastırabiliyorsunuz konsola. Bir diğeri de onu kullanmadım açıkçası ama Lockheed uygulamaları var, Android uygulamaları, yani doğrudan Android cihazları özel.
uygulamada repleyip, işte şu an kayıda başla deyip, sonra uygulamanızı başlatıp, o arada işte Locket'teki logları inceliyor olabilirsiniz. Dediğim gibi denemedim ama o da bir, bence güzel bir opsiyon. Şimdi çok basit bir örnek. Bu örnekte bir tane Arduino Megali ekranımızda elinizde. Üzerinde bir tane LED var. LED'i de işte pin 13'e bağladım şu an. Şöyle hızlıca. Birkaç örnek var. Onlardan bir tanesini sadece burada yapacağım. Diğerlerini demosunu göstereceğim. Ve yapacağım şey alt tarafta da Android'deki uygulamasını görüyorsunuz. Bir tane basit bir buton var. Butona bastığım zaman LED'in yanmasını, tekrar bastığımda sönmesini bekliyorum. Şimdi öncelikle bunun firmware'ini yazacağız. Bunun firmware'ini yazmadan önce protokolümüz ne? Bizim neye göndermemiz lazım? 1 ya da 0. Ortada bir tane LED olduğu için de başka bir bilgiye gerek yok. Dolayısıyla bir elemanlık, bir byte array gibi bir şey yeterli. Çünkü 1 göndereceğim, 0 göndereceğim. Şimdi bunun hemen örneğini Arduino'da görelim. Önce firmware yazacağım arkadaşlar. Onun için Arduino'yu açıyorum. Arduino'yu da ortamda açıyorum. Bu arada antiparantez. Arduino'nun aslında 1.0 versiyonu var. Şu an nedir bilmiyorum. Yani bir ay önceki bir şey bu. Ancak onunla ADK kütüphaneleri çakıştı. Bu sadece bir dipnot olsun. Hani tavsiyem siz bir önceki 0.23 versiyonunu kullanmanız. Diğerinde kütüphanelerle bayağı sıkıntı yaşadım çünkü. Evet, elinizde bir tane firmware görüyorsunuz. Görebiliyorsunuz. Görüşmeme gerek yok herhalde. Burada gördüğünüz gibi öncelikle bu arada kartım cihazıma bir USB aracılığıyla takılı. Ondan emin oldum. Sonra Tools'dan board'um seçili. Mega 2560. Seri port olarak Combi Mouse seçili şu an. İşlemini yapan kütüphane o. O seviyede biz bir şey yapmak zorunda değiliz bu başlığımızda. Hemen akabinde LED'i tanımlıyorum. Bir tane LED'im var ve pin 13'e bağladım. O yüzden öyle bir definition'ımız var. Akabinde bir tane aksesuar objemiz var gördüğünüz gibi. Ve burada işte modeli, üreticisi, versiyon vesaire gibi bilgiler veriyoruz. Hemen akabinde Arduino'da bir firmware geliştirirken kullanılan temel iki fonksiyon var. Biri setup, biri loop. Setup dediğim şey, bu karta güç verdiğim anda yahut da üzerindeki reset'e bastığım anda çalışan bir metot ve bir kere çalışan bir fonksiyon. Burada ne yapıyorum? İletişimi başlatıyorum. Hatta serial print ile konsola basıyorum. Serial monitörden onları görebileceğim. Sonra da pin 13, şurada pin mod belirliyorum. Diyorum ki LED 13 benim için output modudur. Ve başlangıcında da olarak veriyorum. Akabinde de aksesörü power on diyerek Android hardware ile iletişimini başlatıyorum. Ondan sonra setup'ta işimiz bitiyor. Sürekli olarak adından anlaşılacağı üzere sürekli olarak loop içerisindeki algoritmamız çalışmaya devam ediyor. Ha burada ne var? Burada bizim protokolümüz var. Gördüğünüz gibi bir elemanlık bir byte array'im var. Ve diyorum ki eğer aksesuar bağlıysa, aksesuar is connected ise ve aksesuardan okuduğum bilgi bir şeyler varsa, renkte sıfırdan büyükse ve okuduğum bilgi bir ise LED'i yakıyorum. Değilse söndürüyorum. Eğer aksesuar bağlı değilse de yine log olarak digital write yapıyorum. Bir de biraz nefes aldırmak için bir tane delay'imiz var. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu compile ediyoruz. Compile diyor. Bu program olmazsa absolut işlemi yapacağız. Evet, tam compile bir de aşağıda. Şimdi kartın tıkladığına eminim. Şu anda upload to IO board diyorum. Burada göstermem biraz şanslı bir şey değil ama. LED 13 aynı zamanda upload dedi. O yüzden ilk upload ederken LED yapmasın dedim. O görebiliyor musunuz? İnanın bilmiyorum. Onu görebiliyorsunuzdur. Şimdi aksesuar tarafı bu kadar. Şimdi Android tarafını biliyorum. Onu zaten açmıştım. Evet, şimdi aksesuar, pardon, Android tarafında bir tane Android uygulamam var. Şunlar resource hocam. Resource'larda işte mailing'lerimiz var. Bu zaten bir şey değil. Evet, Android manifest'e başlayalım öncelikle.
Şimdi burada bir tane uygulamam var ve uygulamanın içerisinde internet müdürüm var. Bir de metadata var. Zaten Ömer bir de halerlerimiz artık bunu eklememiz gereken. İnternet filtre içerisinde arkadaşlar iki tane aksiyon görüyorsunuz. Bunların birincisi aslında çok önemli değil. İnternet filtrede işte mail ve launcher'ı sırf hani uygulama açıldığında uygulama arasında göreyim diye ekledim. Yoksa zorunlu değil. Ama temel yapmamız gereken Android Hardware USB Action USB aksesörü yansıtılmıyorsam attached aksiyonunu filtrelememiz lazım. Yani diyoruz ki cihaza bir aksesuar takıldığı anda bu uygulamayı aç. Hemen akabinde hangi aksesuar onun bilgisini veriyoruz arkadaşlar bir aşağıda aksesuar filter diye. Onu da başka bir izlemelde tanımlayalım. Burada da gördüğünüz gibi diyoruz ki bu uygulama işte üreticisi Google Inc. olan, işte modeli Demokit olan, versiyon 1.0 olan aksesuar olduğunda, bağlandığında çalışacak. Buradaki bu bilgiler doğrudan benim Arduino'daki şu aksesuar tanımındakiler aslında. O yüzden onların uyuşması gerekiyor. Tamam. Sonra gelelim sınıfımıza. Şimdi sınıfımızın içerisinde bunu anlatmadan önce biraz kalabalık bir kod gelebilir ama özellikle ben önce bir bahsedeyim. Şimdi öncelikle Android cihaza bir Android aksesuar takıldığı anda bu demin bahsettiğim işte USB attached diyelim aksiyon gerçekleştiriliyor. Ama bu noktada izin ayarları bu sefer devreye giriyor. Kullanıcı izin vermesi lazım. Çünkü uygulamanız dışarıda başka bir şeye erişmeye çalışıyor. Bu noktada da kullanıcıya izin soruluyor. İzin alındıktan sonra ya da yetki verilmezse fark etmez Android platform bir tane interneti broadcast ediyor. Diyor ki işte kullanıcının kararı, yetkisi şu internet içerisindedir deyip broadcast ediyor. Dolayısıyla ben Android aksesuarla iletişim kurmak istediğim için bu broadcast edilen mesajı talibim. Yani bu mesajı benim dinlemem lazım. O yüzden register oluyorum. Bir broadcast receiver tanımlıyorum. Ve kendimi verdiğim filtreler doğrultusunda yani bir attached olduğunda işte kullanıcı da bir de bunu okeylediğinde bir de detached olduğunda tabii çıktığında haberdar olmak istiyorum. Bu tür durumlarda dediğim gibi platform zaten broadcast ediyor mesajları. Ben de diyorum ki ben onları almak istiyorum. O yüzden bir broadcast receiver objemiz var. Bunun içerisinde gördüğünüz gibi temelde iki şeyi iki şeyi dinliyoruz. İki tür mesajı, broadcast edilen mesajı dinliyoruz. Bir tanesi permission verildiyse, yani permission noktasındaysa, artık o alındıysa, alınması derken grant edilmesinden bahsetmiyorum. Yani o süreç tamamlandıktan sonra atılan interneti, bir de çıkarıldığında, her iki durumda da o broadcast receiver'ımıza gelmesini bekliyoruz. Yani Android aktivitesinin yaşam döngüsünde bizim buraya düşürmesi gerekiyor öyle durumlarda. Diyoruz ki eğer kullanıcı izin verdiyse, bu sefer ne yapıyoruz? Şurada gördüğünüz gibi open aksesörü deyip aksesuarımızı açıyoruz. Burada aksesörü açmaktan kastım ne? Hemen gidelim. Burada kastım yine sunumlarda bahsettiğim USB Manager klasımız bir objemiz var. Burada doğrudan o aksesuara yazma ve okuma işlemlerini yaptıracak bir nesne döndürüyor bana. Yani doğrudan ben streamleri hem input hem output streamlerini bildiğiniz file input streamlerini buradan erişebiliyorum. Bu uygulama için bana sadece output gerektiği için output yaptım ama input istiyorsanız da yine new file input stream diye alabileceksiniz. Bir diğer örneği de var. Daha sonra da benim ekranımda ne var? Bir tane buton var. Butonun basılıp olmadığını anlayan bir flag var ortada. Eğer olmadığına çekecekse ne yapıyorum? İşte şeklini şemalini değiştiriyorum ve aksesuara bir değerini byte olarak göndermek istiyorum. Bu da bir metot içerisinde tanımladım. Send command'e gidelim. Bakın burada ne yapıyorum? Oradan output stream available'sa basıyor. Write edip gönderiyorum. Android tarafında da işim bu kadar. Burada ne yapmam lazım? Bundan sonra doğrudan bunu yine micro USB ile cihazıma yüklemem lazım. Evet, şu an görmüyorsunuz ama inanın. Evet, birazdan demosunu burada gösteremediğim için video olarak göstereceğim. İki ayrı demo var, orada göreceksiniz. Bana soracak her şeyden önce. Otomatik açılıyor derken.
sen istiyorum dedim. Ben dediği anda çıkaracağım ve aksesuarla bağlayacağım. Evet, şu an çıkardım. Şu an bunu aksesuara bağlıyorum. Bağladığım anda şu an görmüyorsunuz ama hemen bir ekran çıkardı. Evvel iki tane buton vardı. Ben birini seçtim. Şu an o demodaki ekrandaki buton var. Yani kendim olmasın. Basıyorum ve buradan üretebilirim. Basit anlamda bu. Şimdi devam edelim. Evet, bunların ön bilgileri burada aynen. Burada yazmış oldum. Android projemiz karşımda. Şimdi ikinci bir örnekte, bu sefer tek bir dilim olmasın da, hani birden fazla dilim olsun. Çok alan bir değişiklik yok. Ama protokolümüz yok. Aslında yine tek bir byte da çözeriz bunu ama ben hani örnek olsun diye. Hani iki byte bir array oluşturduk. Nedir? İşte net, işte kırmızı dedi 2'ye, diğer 3'ü 24 bile ayarladım. Bunu hemen şeyini görelim. Şu kaliteli şeyle çekilmedi maalesef. Gördüğünüz gibi ilk taktığım anda o ekran geliyor. O ekran geldikten sonra uygulamayı seçiyor. Okeylemiş oluyorum. Bu şekilde üretebiliyorum. Kapatılıyor. Biraz önemli olan külüyor. Bilmiyorum şu kalite. Evet, devam ediyorum. Biz aynı şey. Burada tek değişiklik, elimizde Android uygulamasında birden fazla butonumuz var. İşte her butonda ve bilgi gönderiyorum. Bir hedef, net bilgisini gönderiyorum. Bir de işte birim, sıfırımı onu gönderiyorum. Gördüğünüz gibi send command'de sadece değişen şey buffer array'im. Karşılığında firmware'de ne değişiklik yapıyorum? Tabii ki orada değiştiriyorum. Orada da diğer toplam 3 tane net tanım yapıyorum. Start'ta her birini output olarak belirliyoruz. Ondan sonra da loop kısmında da artık bakıyorsunuz. Birinci ise şöyle, işte bir ise şudur vesaire gibi firmware'ini yazıyorsunuz. Bu örnekte bunlar hep output vermekte. Input verme bir örnek bu da. Bir tane butonumuz var basit. Butona tıkladığım zaman Android'de tanımladığım bir tane müziği çalmasını bekliyorum. Böyle bir örnek bu da. Pardon, atladım. O da şurada. Evet, uygulamayı USB'yi taktık. Cihazı şimdi butona basacağım. Duymuyorsunuz ama duyuyorsunuz herhalde. Ve doğrudan input olarak değiştirebildik. Şimdi bunu nasıl yaptık? Input A'da tabii ki farklı. Sunuma geri dönüyorum. Burada bir işte firmware tarafında bir buton tanımımız var. Tabii ki dediğimiz o zaten şey için önemliyim. Sonra butonun state'ine basılmadığı bilgisini tutmak için bazı değişken tanımlarımız var. Buton input olarak tanımladık. Ve loop kısmında da eğer buton aksesuar bağlıysa doğrudan ne yapıyoruz? Read işlemi yapıyoruz ve bu sefer aksesuara şurada gördüğünüz gibi eğer basılı durumdaysa bir göndereceksek doğrudan aksesuara write diyerek o alttaki kütüphaneyi kullanıp bilgiyi gönderiyoruz. State'ine göre 1 ya da 0 diye gönderiyoruz. Akabinde Android'den iş nasıl oluyor? Şimdi burada ne olması lazım? Android cihazın sürekli olarak o aksesuarı dinlemesi lazım. Çünkü ne zaman basacağını bilmiyor. Doğru mu? Dolayısıyla bunun bir thread olması gerekiyor. Yapacağımız Android uygulamasını, adına ne dediysem hatırlamıyorum şimdi. Yapacağımız şey bir thread yapmak artık. İşte implementation level, extend thread neyse. Bir thread'e dönüştürmek. Ve akabinde mecbur olduğumuz o run metodunu implement etmek. Run metodunun içerisinde gördüğünüz gibi yine bu sefer input stream üzerinden okuyorum. Ve farklı ister istemez ekranı update edeceğim için run'ın UI thread'inde implement ettik bunu. Eğer işte birisi gelen değer birisi media player'la söz konusu ne derler medyayı başlat demiş oluyoruz. Ve open aksesuarı yaparken de burası esas şey. Oradan aksesuarı açtık, input stream'i aldık. Ondan sonra da thread'imizi başlatıyoruz. Başlatma noktası da burası oluyor. Çok temel anlamda size paylaşacaklarım bunlar. Android açık aksesuar teknolojisi aslında hani yapabileceğimiz Android aksesuarlar sınırlı.
Ama hayaliniz de sınırlı. Yapabileceğiniz çok şey var. Çok büyük de küçük hiç fark etmez. Çok böyle geniş kapsamlı bir konu. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınızı alabiliriz. Bu konuda zaten aynı konferansta, onun aslında bakmadım, bakmak istediğim diğer konulardan bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam, neydi? Home opimi, yani virus, bir at home zaten konferansıydı. Ve bir home opi gibi bir virus bir protokol geliştirdiler. Alttan bir tane NFC kullandıklarını biliyorum bir parçasında ama totalde ne yaptıklarını bilmiyorum. Bu open access story'de mutlaka USB olmak zorunda, USB tabanlı. Ama o konuda çalışmaları var. Örneğin şey yapmışlar, mutlaka seyredmediyseniz seyredin, çok hoşuma gitmişti. İşte iki tane hoparlörü var, işte ortada bir tane böyle dekoratif duran yuvarlak böyle cadılı, ne derler şeylerin böyle yuvarlak olur ya, işte şey görür, fal bakar vesaire, o tarz bir şey. Ve yaptığınız şey işte CD, marketten aldığınız CD geliyorsunuz, yaklaştırıyorsunuz. Böyle tırt diye bir açıyor, o CD'nin bütün şarkılarını içerisine alıyor anında. Sonra tekrar gelip taktım diye tekrar yaklaştırdığınızda hoparlörden çalmaya başlıyor. İşte benzer ampuller mesela ki onu benim bildiğim kadar ürettiler. Ampulü oradan Android cihazla konuşturabileceğiniz ampuller var. O başka bir konu. Hani bu çerçevede değerlendirilmeyen ama bence mutlaka hani eğitilmesi gereken, takip edilmesi gereken diğer konulardan bir tanesi. Efendim buyurun. Konferans sorusunu size koyacak mısınız? Gayet tabii. Sanırım yardımcı olurlar. Bana bu mail adreslerinden de yaşarsınız. Bu ve daha fazlasını sağlayabilirim. Arduino sadece mega ile sekiliyor yoksa hani başka bir şeydir? Yok işte dediğim gibi mesela Arduino Uno olabilirsiniz ama üstüne USB host shield'ı koymanız lazım. Yani burada genel mimaride bir tarafın USB host olması lazım ve onun da aksesuar olması lazım. O yüzden kullanacağınız cihazda o shield'ı da ayrıca almanız gerekiyor. Buyurun. İzlemende yaptığınız o format aynı şekilde mi? Evet. Bu sadece cihazın tanıması. Tabii ki, evet. Buyurun. Android cihazı aksesuarları da şartlıyorsunuz ya da aksesuarları... Evet. Doğru, evet. Çünkü zaten USB host, hani bırakın aksesuarı, USB host'un sağladığı temel şeylerden bir tanesi de güç vermek. O yüzden amaçla kullanabiliyorsunuz. En arkada kendisi için de. Elektronik cihazlar günümüzde yaygınlaşmakta, o aksesuarı olarak kullanılıyor. Mutlaka, yani hani çok geniş inanın. O yüzden dedim, hani yabancıların söylediği bir laf var ya, sky is the limit. Yani gerçekten her şeyi kullanabilirsiniz. Baştaki o videoyu vermenin nedeni doğdu. Yani çok küçük de olabilir bu aksesuar, çok büyük, çok güç gerektiren bir şey de olabilir. Fark etmez, çalıştırabilirsiniz. Buyurun. Bu Google Shield yaptılar Google'a ya da onu satmıyorlar mı? Benim bildiğim kadarıyla, yani çok bilmiyorum aslında. Ben başka şekillerde edinmeye çalıştım. Nispeten bir eğitim kurumunda görev yaptığım için bize bağışlayın dedi. Ama başarılı olamadım. O yüzden sattıklarını satmadıklarını bilmiyorum. Hiç bakmadım. Bana bedava verin dedim ama buyurun başka. Bir şey daha sormak istiyorum aslında. Bu egzemenin içinde... Göremiyorum. Ha, evet. Egzemenin içinde bu şeyleri tanımlıyor. Aksesörü ile ilgili. Mesela version 1 yazdım. Version 1'i vermeyebiliyor muyuz? Verdiğimizde tüm version'lara mı geçebiliyor muyuz? Ya o bilgileri vermemiz gerekiyor. Aslında daha fazla bilgi vardı ama o 3 bilgiyi vermemiz gerekiyor. Evet, diğerleri opsiyonel. Yani mesela görel yazmadık. Hani. Ama ben tüm versiyonlarda geçebilirsiniz. Tüm versiyonlar denemek lazım ya. Böyle şimdi denemeden bir şey demeyin. Denemek lazım. Buyurun. Şimdi yazılım tarafıyla ilgileniyoruz. Yazılım geliştiriyoruz. Sonra kitle ticari olarak kullanıyoruz. Bu donanımları hazırlayan, Türkiye'ye donanımlar üzerine çalışan gruplar da var mı? Aslında bu karşı aldığım yer bir yer var ve doğrudan yapabiliyorlar. Hani paylaşabiliriz onu daha sonra. Ama onun dışında spesifik açıkçası bilmiyorum. Arduino Türkiye var. Arduino Türkiye. Yani evet. Hani sonuçta. Var mı başka soru? Kitap vereceğiz galiba yine. Ama ben soru soracağım. Bir saat olunca soru sormak gerekiyor. Sorayım. Var mı başka soru doğrudan? Açık aksesuar. Önce hangi versiyonunu duyurumdu? Hadi bakalım.
Aa, süper. Önce o buyurun. Hiçbir. Valla helal just turn up. Magic. Someone got it for me. Thank you. Hello, Droiden and Droidette of Turkey. It's absolutely excellent to be in Turkey today and see all the enthusiasm behind Android development at this first big Android event in Turkey. I'm going to do a few slides on creating outstanding Android applications. It's probably the widest ranging title I could come up with, so you have no idea what the talk will actually be about. But as is clear, I'm going to do it in English. So if I start speaking too fast, just look at me, like with a blank expression or something, and I'll try and slow it down. Just shake your head, or so be like, what the hell is he saying? Let me just open this bottle of water as well. So I always start these talks with a little bit on the Android ecosystem and where we've got to so far. So who's been following, who's been keeping up with the Android numbers recently? Can anyone fill in?